Evet arkadaşlar, günaydın. Günlerden para kat, her zaman gibi. Yani bugün Efe yok, canlı yeme bakacaktık. Yalnız olduğum için para kat atayım dedim. İki takım yemledik, köpek balığı akıyor bu aralar. Bugün yine köpek balığı avındayız. Köpek balığı ticari değeri olan ama bir cinsi tabii, diğerleri yasak ve ticari değeri yok. O cinsi yakalamak için uğraşacağız. 30 kiloya kadar büyüyor bunlar. Bugün biraz erken atalım dedik Şafak'la. Bakalım ne olacak. İyi seyirler, rast gelsin. Evet arkadaşlar, gün doğuyor. 2,5 takım attım. Yani 2-2,5 takım, evet. Şöyle ki bir taşım vardı, yetmedi. Bu sefer bir takım ilave edip devamını kendim hem atarıp hem yemleyerek yaptım. Tabii çekemedik. Ama olsun, öğleden sonra takımları basarken Efe olacak. Takımları çekerken güzel görüntüler alırız. Şimdi parakat avcılığında özellikle gün doğumu çok önemli. Şimdi gün doğumunda balık yani gece yatar, gün doğarken kalkar. Yani şafakla balık yürümeye başlar, avlanmaya başlar. Ancak şöyle bir durum var. Mercan balığı ayda gece de yürür. Biz bu takımı mercan ve köpeğe attığımıza göre aslında ayda atmak lazım. Şu anda ay karanlığı. Onun için gün doğarken attım. Eğer ay olursa biliyorsunuz 15 gün ay aydınlığı vardır. 15 gün ay karanlığı vardır. Ay aydınlıklarında atılan takımlar, yani mesela gece biz 3'te atmalıyız. Sabah 6, 7, 8 tam avlanacağı saatler, 9'da basmalıyız. Gece çalışan, yani gece atılan takım sabah 8'e 9'a kadar avcılık yapar ay olduğunda. Özellikle ayka, yani karanlıkta, yani ayla atılan takımlarda bülbül, kalamar kullanmak lazım. Sübye kullanmak lazım. Çünkü bu yemlerin hepsi fosforlu olduğu için gece yakamoz yaparlar. Dolayısıyla balığın da ilgisini çeker, avcılığı artar. O yüzden bu avcılıkların, yani parakat avcılığında bu ayrıntıya dikkat etmek lazım. Ama her avcılıkta olduğu gibi gün doğumu çok önemli. Hani canlı yemde de önemli, parakatta da önemli. Dediğim gibi ay olduğunda geceliğinde atılır aile beraber. Sabah şafakla veya işte güneş yükseldiğinde, artık parladığında basılır takım. Bu da başarılı bir av sağlar. Öğlenliğin atılan takım akşama doğru bassanı da verim sağlamayacaktır. Yani o performansı vermez çünkü şey değil, balığın çalıştığı, avlandığı saatler değil. O yüzden bu avcılıklar çok randımanlı olmaz. Buna dikkat edin. Bugün dediğim gibi köpek balığını attık. Köpek balığı gelmesini düşünüyorum. Tabii yanında mercan da olmalı çünkü hani baktığında alan aynı alan. O balık da avlanıyor orada, köpek balığı da avlanıyor. Hani ikisini bir araya getirirsek bizi ticari anlamda güçlendiriyor. Yani yaptığımız işi başarmış oluyoruz. Tabii başarısız avcılıkların başarısızlığı bizle de alakalı olabiliyor. Bazen meralara düşmüyor. Hani bu alanlar çamur. Çamur olan alanların içinde ara ara taşlar var. Biz o taşların üzerine denk getiriyoruz. Denk getirirken ağırlık atıyoruz iki ucuna ki takım taşı otursun. Taşa değen takımda da balık geliyor. Arkadaşlar öğleden sonra görüşeceğiz. Parakatımızı çekerken hep beraber izleyeceğiz. İyi seyirler, rast gelsin. Evet Recep abi, ipi sen çekiyorsun, parakatı bitti. Evet arkadaşlar, misafirlerimiz var. Bugün Recep abi biraz meraklıdır, biraz. Üstadım da Bursa'dan geldi, hepsi toprağımdır, su katılmamışından. Bugün şu parakatlarda dev köpekler peşindeyiz.
Biraz fazla bıraktık. Çünkü Efe geç kaldı. Efe'nin hatası. Tek suçlu Efe. Okuldan çıktım geldim işte. Evet, okul bizi yoruyor ama okuması lazım. Bir tedbir alacağız bununla ilgili. Belki yeni tayfam, aday adayı inceleyeceğim. Daha karar vermedim. İlerleyen zamanlarda Recep abiyi nasıl diyeyim, merhabam olarak kullanmayı düşünüyorum. Bakalım, avcılığımız başlıyor. Ev köpekler bekliyoruz. Çünkü bu ayda köpek akıyor. Zaten geçen haberlerde de yayınlandı Çanakkale'de köpek diye. Onu da açıklayalım. Bu pamuk köpek balığıdır. Hani insanlar yasak falan diyor ama köpek balığı zaten yasak genel olarak. Lakin pamuk köpek balığı cinsi adi köpek diye de geçiyor. Bu köpek balığının avlanması serbest. Çok net. Bu ihracata gidiyor. Bunun kanadından ilaç yapıyorlar. Etinde tüketiyorlar muhtemelen. Türkiye'de yenmiyor. Biz de yemiyoruz zaten. Onca balık varken köpek mi yiyeceğiz diye düşünüyorum. O sebepten biz bunun ticari tarafındayız. Bir de avcılığındayız sonuçta. Güzel bir hayvan. Tabi arada mercan gelecek. Bu ayda kırlangıç gelir ama o da kalmamış nedense. Gelmedi. Bakalım rast gelsin. Bekliyoruz. Geliyor bir şey. Manta. Irina. Kapkara olmuş be. Bunlar çok tehlikeli kuyruklarından. Ellemeyeceksin bunu. Mümkün olduğu kadar. Deli verir ha. Zehirli tutamayacağın bir acı verir. Vıyak vıyak bağırtır. Tam sancak yap. Neyse, en azından buranın dipte olduğunu biliyoruz. Verleri. Nereye? Kaç yine yukarıda kalmış? 50 yine filan. Yani iki takım şu anda çalışır halde ama koparmış. Görüyor musun? Al başını. Görüyor musun? İri balık geldi. Köpek balığı. Yani şu beklemek yüzünden oluyor. Al başını. Demek ki bu derinlikte de pinalar yaşıyor. Yaşıyor. Ya da o da akıntıyla sürüklenmiş. Bu buraya kadar çamurun içindeymiş. Bak böyle. Komple. Bunlar da zaten istiridye. Canlı bak bunlar. Görüyor musun? İçleri dolu. Hadi bakalım. Devam. Demin yazan oydu. Çok büyük bir irina. Bu da irina. Ver bana. Ver bunu. Köpek balıkları parçalar mı oldu? Yok, hiçbir şey olmadı. Allah Allah, bugün çok iri irinalar basmış merayı. Bunlar da denizin devleri. Oh. Vallahi telef ettiler beni. Nasıl yutmuş be kocaman yemi. Bunları da büyük balık gelip yiyor. Öyle bir şey olsa sinerit yer bunu. Döndüreyim tekneyi. Yok, elde mi? Harbi mercan. Maalesef şimdilik bu kadar. Ama tabii takım var. Bazen her şey yolunda gitmeyebilir. Ama takımın denizde olduğu sürece çok bekledik takımı. Her zaman umudun olacak. İleri. Sola doğru. Balık burada.
Var mı baba balık? Var. Valla gözüküyor. Ama onu öyle takacaksın. Ufak. Geldik ya. Hemen gösterdik kendini. Ufak. Yani 6-7 gram balık. Bizim beklentimizi çok kalksın da. Ama daha denizdeyiz tabii. Ne olmuş bu ya? Sinet mi o? Sinet bir şey. Valla şimdi işte buradan böyle geliyor. Bir şey var bunda. Baksana aşağı bunu. Şunu al. Sen değil. Ver şöyle. Şuraya. Dolaştırmış. Bayağı iyi, kötü bir şey geliyor. Ne bu böyle lan? Bu eski. Yok yok, dur bırak. Bunu dolaştıran bu. Oha. Yani büyük gerçekten. Buna bak. Mahvetmişler. Ne var? Vay anasın. Bu ne? Vatoz mu? Bu vatoz cinsi ama. Baksana bütün çok büyük bir şey bu. Ne fazla dışarı. Benim gücüm yeter mi? Sana bakıyor şu anda. Çetin bir şey. İki tane. Tamam, bu bitti. Gelelim buna. Nasıl? Vallahi dev. Şu. Oradan penseyi bıçağı ver abi. Ağzını iğneli alalım. Birini de ileri versin dümene doğru. İleri doğru mu? Hayır. Misine'ye doğru ileri ver. Tamam. Onları top et abi. Görüyor musun Efe'm? Dur ben o tarafa geçeyim. Bu nasıl bir elamettir bu? Toplayın mı bunları? Top gidiyor. Onlarla işi yok, öbürün de top. Bunda da şöyle bir şey var. Evet, nasıl Efe? Kaç kilodur bu oğlum? 50 vardır. Baksana yarıldı, tavşan gibi. Abi, abi! Tamam mı? Evet, aldım bir fotoğraf. Abi! Bu kadar. Her taraf devle dolu. Biraz getirmeyeceğim. Büyük sıkıntı. Bunun cinsi ne? Deminkinden. Ah, bu ayrı bir vatoz cinsi. Demin gelen o dev var ya, onun biraz ufağımız da iyidir. Pek olmuyor mu genelde? Yani insanları kalabalık ulaşmıştık. Arkadaşlar, bu alana geçen gün gördünüz, videolarımızdan da seyrettiniz. Gerçi bir videomuz daha var. Köpek balığı gelmişti. Fakat bu sefer
Bir vatol türü var. Çok iri. Onun cinsini bilmiyorum ama sivri burun vatol. Bunlar çok iri oluyor. 50-60 kiloluğunu aldık zaten. Gördünüz. Bir tane daha geldi. Çok iri irinalar geldi. Onlar da 30'ar kilo, 25'er kilo hayvanlar. Bunlar sıkı hayvanlardır. Ağır olur. Yani bu yollar göç yolları. Kuzey Ege göç yoldur. Bunu böyle bilelim. Yani Akdeniz'den gelen balık Saros'a girer, yumurta bırakır. Aslında balık böyle bir girer Saros'a, güneye gider, Kuzey Ege'nin içine doğru. Sonra tekrar Yunanistan hudutlarından döner. Böyle bir girdap gibi düşünün. Devamlı balık hareket halindedir. Şimdi bugün bu hayvanlar gelmiş buraya. Bir bakıyorsunuz bir zaman mercan sürüleri, bir bakıyorsunuz sinar sürüleri. Yani dalga dalga değişiyor. Dedim ya, buraları göç yolları. Orfoz göç eder bu bölgede. Eşkine göç eder. İşte Sinarit göç eder. Akya göç eder. Yani bildiğiniz çok balık bu bölgede göç eder. Onun için biz de burada genelde taşlarda sabit taş balığı, yani Hermera'nın yerli balığı da var. Bunları yakalamak için uğraşıyoruz. Ama bugün bu iri irinalar, iri vatozlar takımları almış gezdirmiş. Güçlü hayvanlar olduğu için takımları yürütüyor. Dolayısıyla takımlar istediğimiz yerlerde değil, istediğimiz bölgelerde avlanamamış. O yüzden çok iri balıklar takımları bozmuş. Hatta çok fena talaş ettikleri var. Ama takım bırakmadık. Ama güzel görüntüler, ticari değerler olmasa da görüntü olarak bizim de zevk aldığımız iri balıklar. Çok iri balıklar. Dostlarımızlar, misafirlerimiz de bu avını sürdürüyoruz. Ama daha yarım takım var. İki takım çektik. Bir mercan ufak, değil mi? Bir ufak sinerim. Fakat şu ana kadar tatmin edici, ticaretli kurtarıcı bir avcılığımız yok ama görsellikte çok beğendiğimiz, sizin de çok beğeneceğiniz güzel atozlar geldi. Devam edelim. Daha denizdeyiz rastgele. Şimdi bak bu ne olmuş? Bu balığı yutmuş bir balık, görüyor musun? Aa. Bak bir şey gelmiş, bunu yutmuş böyle. Ağzındaymış bu. Kusmuş. İğne de bu yuttuğu için iğne takılmamış hayvan. Evet. Anladın mı? Yoksa bunu yutmuş bir hayvan. Güzel bir balık geliyordu yani. Yani yutsaydı, iğnesi olsaydı gelirdi. Sağlık olsun. Vazgeçmemek lazım. Böyle tut abi. Alıp mı? Şimdi sen sola ileri ver. Bize bu lazım. Gözüktü. Al boşa. Efe. Ooo çok iyi. Ya iyiymiş bu. Görüyor musun? Şu ana da tuttuk değiliz. Ama tabii daha tutamadık denizde. Henüz almadın balık bizim değildir bir zaman. Kural bu. Yapma. Kepçeyle mi alacağız? Deneyeceğiz. Getir kepçeyi. Evet Recep abi, kepçe. Ben ver bana kepçeyi. Kepçe ya, kafaya ya. Bravo. Kepçe ama olmaz. Bak kepçenin ağzı bir defa buldum. Ters yiyor onu. Şimdi. Yavaş. Hadi bakalım. Kaldıramıyor. Hadi bakalım nereye kaldırıyor? Bakmaz bu. Haydi. Ya Allah bismillah. Allahu ekber. Hadi. Evet. Şu ana kadar tuttuğumuz en irisi. Bunu Allah keseli yazdı bunu. Tabii. Çok sakin geldi ama. Yılmış. Koparıyorlar çok. Buram pamuk. Köpek balığı dedik geldi. Pamuk mu şimdi bu? Bu şimdi pamuk köpek balığı. Biz bunun için takım attık. Bir tane geldi. Ama dedim ya, hep söylüyorum, denizdeyiz. Sürprizler çıkar. Ben de tamam dedim. Güzel bir köpek, çok iri bir köpek. Thank you.
yüksek kalkan olmaz mı? Çok sattılar Karaköy atlarını o zaman. Bilmeli ama. Ben diyorum. Bana doğru dön, kayık yaptırdılar. Tamam burayı. Anemon türü. Al bu şa. Vallahi çok iyi. Kökünden kopmuş ama. Ama yaşar. Tutar mı? Tabii. Ne yapıyoruz? Sola döndürelim mi? Yes. Tamam. Evet, takımımız bitti. Şamandır orada. Son balığımız. Son balığımız ama mercan gelmedi. Maalesef. Mercan değil mi? Bugün açlıkla mücadelemiz çok başarılı. Allah'ın fena gitmezdi. Yine de değdiğinde acaba bunu sen bitir. Evet arkadaşlar. Demin olayın heyecanını anlatamadık. Çünkü aşağıda bir şey daha vardı lan acaba mı dedim ama değilmiş. Gördüğünüz gerçekten bugün devler günü. Başlığımız da öyle olacak. Bugün devler günü. Çok iri balıklar tuttuk. Bir tanesi işe yarar. E olabilir, deniz bu, önemli değil. Ama güzel görüntüler aldık. Bu da dev bir hayvan. Yaklaşık 20-25 yok köpek. Aradığımız buydu. Bulduk. Gel buraya çocuğum benim. Boyum kadar var değil mi? Evet. Hemen hemen. İşte mesele bu. Heh. Nasılsın Recep abi? Çok güzel. Hey. Çocuk gibi. Evet. Kaçırma. Kaçırmam, merak etme. Asla kaçırmam. Bu bizim arkadaşlar. İşte köpek balığı. Ben her zaman söylüyorum. Çiftlikte köpek tutuyorlar. Bayağı da güçlü. Çiftlikte köpek tutuyorlar. Kılıç tutuyorlar. Orkinos tutuyorlar. Lakin kafes yanlarında. Kafes yanlarında. Değil avcılık yapmak, kafesin içine atmakla ne farkı var? Yani buna darılanlar oluyor, gücenenler oluyor. Değil. Koca deniz. Mera bulacaksın. O merada avlanacaksın. İşte o balığı yakaladığında avcı olacaksın. Yoksa kafesi çevirmiş, yemlemiş, altına balık gelmiş ve sen tutmuşsun. Ya bunun neresi balıkçılık diyorum. Evet, sitem ediyorlar ama bu gerçek. Balık tutmak için araştırmacı olacaksınız, cihazları iyi tanıyacaksınız, taş bulacaksınız ve çeşitli avlama metotlarıyla avlayacaksınız. O zaman avcısınız. O yüzden ben buradan herkese sesleniyorum. Yapılan takımları iyi inceleyin, anlatımlarımızı iyi dinleyin. İlerleyen zamanlarda değişik avcılıklar yapacağız. Mesela köpek balığı. Şu anda bizim yaptığımız takım aslında doğru değil. Şöyle ki, bu 80'lik bir misina, köpek balığını yakalamak için minimum 90'lık kullanacaksınız. Bu köpek, yani ticariler için konuşuyorum. Bu köpek balığını fazla tutmak için mutlaka gece istavrit de atacaksın. Gece istavriti canlı takarız, atarız. Ay karanlıklarında çok başarılı olur. Gece oynayan istavrit dipte yakamoz yapar ve köpek balığı yer. Köpek balığı gece avlanan bir hayvandır. Gündüzleri de geliyor. Hatta bugün 3 tane koparmış. Şafakla attığımız için de. Ama dediğim gibi avcılıklarımız değişken olacaktır. Lakin doğru avcılık yapmak için bütün bu unsurları bir araya getirmek lazım. Oradan mercanla şeyi çıkarabilir miyiz? Buzhanede. Bugün gelen balıklarımızı gösterelim değil mi Efe? Evet. Ama şunu bir daha gösterelim. Bizim için bu ayki köpekte rekorumuz oldu. Şimdilik egale etmediler. Edilmedi. Ha, güzel bir hayvan. Gel abi. Bugünkü hasılatımız bu. Bir sinarit. Şöyle tutalım. Bir sinarit. Bir mercan. Bu 1 kilo gelir. Bu da 600-700 gram. Bugünlük böyle nasibimiz yok. Her zaman olacak diye bir şey yok. Şunu unutmayın, balıkçılık bu. Yani her çıktığında balık tutma ihtimali yok. Zaten öyle olsa
Biz bu durumlarda olmayız. Hep balıkçı olarak farklı oluruz ama dediğim gibi önemli olanı değil. Önemli olan ticari balıkçılar için günü kurtarmak. Şöyle totele baktık. Kurtuldu mu? Evet. Eğlendik mi? Evet. Değişik balıklar var. Aslında aradığımız her şey var. Onun için herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar, bölüştük. Bunlar misafirlerimiz. Bunlar bizim, satılacak durumdalar. Recep abim, abim sağ olsun. Hep Recep beraber geldik. Avcılığımızı yaptık. Eğlendik mi? Eğlendik. Çok güzel iri balıklar vardı. Yani para etmiyordu ama iri çok balıklardı. Çok kopartan olmuş. Olsun, olsun. İri bir köpek aldık. Bunun için atmıştık. Bugün böyle bitti. Yarın Allah kerim tabii. Yarın da avcılık olacak. Daha güzel zamanla olacak, daha da farklı şeyler yapacağız. Onun için herkese teşekkür ederiz. Her zaman söylüyorum. Bizim size ihtiyacımız var. Var değil mi Recep abi? Evet. Abone olalım. Abone olalım. Gerekiyor. Like atalım. Garmin sponsorumuz. Garmin'i de biz her daim gösteriyoruz. Biz şunu söyledik. Doğru olmayanın arkasında değiliz. Kullanıyoruz. İyi olduğunu görüyoruz. Güvenerek iyi diyoruz. Servis anında çok güçlü olduğunu söyledik. Servis çok önemli değil mi Recep abi? Evet. Servis her işte çok adadakiler önemli. Adadakiler çok memnun. O yüzden her daim hep beraber üyelim. Rast gelsin diyorum. Size de teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. İlk güzel bir gündü. Görüşürüz.